Birçek Kaleci 2 A sınıfındayım. Sizi sınıf arkadaşlarımla birlikte Masal Kent'e yolculuktan bir bölüm okuyacağız. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, daha Masal Kent'in devesiyle piyasa ortalarda yokken, kentler içinde acayip bir kent varmış. Bu kentte düş kuran tek bir kişi bile yokmuş. Yüzyıllar önce bir gün kenti yönetenler düş kırmayı yasaklamış. Neden derseniz, onlara göre düş kurmak boş ve yararsızmış. Hele ki bir düşün peşinden gitmek, zamanı boşa harcamak demekmiş. Bu nedenle artık düş kurmak, düşünü birileriyle paylaşmak suç sayılmış. Oldu ki biri yasağı çiğnedi, bir süreliğine kimseyle görüşmesine izin verilmezmiş. Yasağın başladığı yıllarda zaman zaman düş kuranlar olmuş ama onlar da bunu herkesten gizlemiş. Gizli gizli düş kuran kişiler kendilerini suçlu hissettiklerinden günden güne azalmış kurdukları düşler. Sonunda kent halkı düş kurmayı unutmuş. Her şey o kadar renksiz, keyifsiz ve sıkıcıymış ki kentte kimsecikler uğramaz olmuş. Herhangi bir değişiklik, yenilik olmadığından kentin ilkel, köhne, sevimsiz bir görüntüsü varmış. İnsanlar işlerini asık suratla, can sıkıntısı içinde yaparmış. Tüm sanatçılar hayal gücü gerektirmeyen sıradan işlerle uğraşırmış. Ressamlar mobilyaları, çeşitli eşyaları boyarmış. Yazarlar, şairler, masallar, hikayeler, şiirler yerine gazete haberleri yazar, resmi yazışmaları kaleme alırmış. Heykeltıraşlar derseniz onlar da gündelik işler için eşyalar yontarmış. Kentin bu durumuna üzülen iki kişi varmış. Biri düş kurmanın heyecanını, mutluluğunu keşfettiği günden beri gizli gizli düş kuran İdil, öteki de düş perisiymiş. İdil bir şeylerin ters gideceğini anlayacak yaştaymış ve sık sık kaplumbağası Baymir öyle dertleşirmiş. Bu adı ona İdil koymuş. İdil hayallerini yalnızca Baymiro'yla paylaşır, onun kendisini anladığını düşünüp mutlu olurmuş. Ne olursa olsun yaşadıkları tatsız durumun bir gün değişeceği umudunu hiçbir zaman yitirmemiş. Bir gün yine her gece olduğu gibi hayaller kurarak uykuya dalmış. Rüyasında gümüş pırıltı kanatlarını titreterek uçmaya olan düş perisini görmüş. Peri İdil'in önüne gelip havada süzülürken ağzından ışıltılar saçarak şunları söylemiş. Üzüntünü anlıyorum. Kent eski günlerine dönebilir. Bunu ancak siz çocuklar başarabilirsiniz. Ben yanınızda olacağım. İdil ama nasıl diye sormuş bir sanatçı gibi diye yanıtlamış düş perisi ve ardından ışıltılar bırakarak kaybolmuş. İdil gördüğü rüyanın etkisiyle heyecan içinde uyanmış. Düş perisinin sözleri gelmiş aklına bir sanatçı gibi. Acaba bu sözlerle ne demek istedi diye düşünmüş. Bir ressam olduğunu hayal etmiş. Hemen boyalarını çıkarmış ve hayalinde kent çizmeye başlamış. Ortalık aydınlanırken İdil de resminin epeyce bir bölümünü tamamlamak üzereymiş. Hayalindeki kent insanların mutlu olduğu şekerden yapılma bir yermiş. İdil daha fazla dayanamayıp rüyasını paylaşmak için Baymiro'yu uyandırmış. Baymiro uykulu gözlerle İdil'e bakıp sabahın bu saatinde şeker mi yorsun diye sormuş. İdil havayı koklamış. Gerçekten de şeker kokusu varmış. Baymiro'ya dönmüş. Beni dinlemelisin. Rüyamda düş perisi benimle konuştu. Yardım edeceğini söyledi Baymiro. Bu nasıl olacakmış diye sormuş.
uykulu uykulu. Bunu ben de sordum. Yalnızca bir sanatçı gibi demek niyetinde diye yanıtlamış Edil. Bana kalırsa bu konuyu kafana fazla takıyorsun demiş Bay Miro. Ama biraz düşündükten sonra Edil'e katıldığını belirtmiş. Sanırım haklısın. Üzerine düşünmeye değer. Biz bu kitabı çok beğendik. Kitabın yazarı Özlem Kılıçarslan Sözbilir. Tavsiye ediyoruz. Alıp okuyabilirsiniz.